Merhabalar arkadaşlar, Kit Akademi'ye hoş geldiniz. Çok süper iyisiniz değil mi arkadaşlar? Ben de çok iyiyim. Bugünkü dersimiz önemli bir konu işleyeceğiz. Çünkü isimlerin çoğu üzerinde ders yapacağız. İsimlerin çoğu arkadaşlar, bazı isimler tekil durumda olurlar. Onları da çoğul haline getirmek istiyorsak belli bir kural çerçevesinde yapılmaktadır. Bugünkü dersimiz bu kuralları çerçevesinde olacaktır. İsimlerin çoğulu Fransızca olarak pluriel de nom olarak deriz. Fransızca'da isimlerin çoğul formülü herhangi tekil veya dişil isimler S harfini getirilerek yapılır. Bu birinci kuralımız temel ve en yaygın ve en basit kuraldır arkadaşlar. Örneğin mesela un ordinateur dediğimiz zaman bir bilgisayar anlamına gelir. Un ordinateur çoğul haline getirmek istiyorsak les ordinateurs deriz. İsminin sonunda S harfi ekleriz. Ve Türkçe olarak bilgisayarlar deriz. Yine tekrar belki fark etmişsiniz. Evet, tanımlıklarımız her zaman bize takip eder. Geçen dersi de isimlerde aynı şekilde söz ettik. Burada da aynı şekilde de söz edeceğiz. Çünkü tanımlıklar isimler eril ve dişil durumlara takip eder. Aynı şekilde isimlerin tekil ve çoğul durumları da takip etmektedir. Başka örnek, le supermarché, market anlamına gelir. Le tanımlığı buradadır. Le çoğul ifade eder. Le supermarché deriz. Sonra tekil isimlerin sonunda S harfi ekleriz. Ve marketler deriz. Ancak bazı isimler için farklı biçimlerde de yapılmaktadır. Onları şimdi göreceğiz. Birinci formülümüz bu şekildedir arkadaşlar. A, U, O, U, E, A, Ü ile biten isimler sadece X harfi getirilerek çoğul haline getiririz. Örneğin un noyau bir çekirdek deriz. Le noyau deriz. Çekirdekler. Yine unutmayın. Çoğul tanımlığımız burada. Ve X isminin sonunda getirdik. Le bateau gemi anlamına gelir. Le bateau deriz. Aynı şekilde çoğul tanımlık ve X harfimiz. Un bijou bir mücevher. Le bijou mücevherler çoğul tanımlık ve X harfimiz. Devam edelim. İkinci formülümüz A, L, A, İ, L ile biten isimler arkadaşlar. A, O, X getiririz. Örneğin un animal bir hayvan. Les animaux deriz. Les animaux. Çoğul tanımlı ve A, U, X. Un journal bir gazete. Çoğul hali les journaux deriz. Gazeteler. Aynı şekil. Le travail iş anlamına gelir. Le travaux işler deriz. Bu şekilde de çoğul haline getiririz. Devam ediyoruz. Üçüncü formülümüz arkadaşlar. S, X ve Z ile biten harfler hiçbir değişiklik yapılmaz. O da önemli bir kural. Örneğin mesela le temps deriz. Zaman anlamına gelir. Çoğul haline getirmek istiyorsak le temps deriz. Zaman deriz. Fark etmişsiniz isimde aynı şekilde kaldı.
Hiçbir değişiklik olmadı. Devam ediyoruz. Ne deriz? Bir burun. Aynı şekilde ne deriz? Burunlar. Çoğul tanımlıyız burada. Ne aynı şekilde kaldı. Une voix bir ses anlamına gelir. Çoğul hali bu şekilde de arkadaşlar. Le voix çoğul tanımlı ve voix aynı şekilde kalmaktadır. Hocam benim bir sorum var. Buyur Kit. İsimler değişmedi. Peki neden tanımlıklar değişti? Evet. Çok güzel bir soru. Şöyle anlatayım. Zaten yukarıda dediğimiz gibi bazı isimler özellikle S, X ve Z ile biten isimler hiçbir zaman değişiklik uğramazlar. Niye? Çünkü istisna durumlar olarak deriz. O istisna durumlar takip ediyorlar. O yüzden o isimler hiçbir değişiklik olmadı. Sıra tanımlıya gelince tanımlı belli bir kural içerisinde uyguluyorlar. O kurallar çerçevesinde istisna durumlar söz konusu değildir. O yüzden tanımlıklar isimlerin eril durumları, dişil durumları, tekil durumları ve çoğul durumları değişikliği uğrarlar. Mesela le temps dedik burada le eril tekil durumu için kullanılır. Şimdi ismimiz çoğul haline getirdik. İsmimiz istisna olduğu için değişmemiş. Ama bu istisna tanımlı için söz konusu değildir. O yüzden istisna otomatik olarak L çoğul haline getirdik. Bu şekilde olur. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Birleşik isimlerin çoğul haline getirdik. Onun formülü de bu şekildedir arkadaşlar. Sadece ta başta gibi S harfi getirilerek yapılır. Örneğin un coffre bir çekmece çoğul haline getirmek istiyorsak de coffre. Aynı şekil burada S ekledik. Burada da S ekledik. Bu şekilde yapılır. Başka örnek la belle sœur baldiz anlamına gelir. Burada da aynı şekil de belle sœur s eklenerek yapılır. Belki sorabilirsiniz de ile ilgili de ve le arkadaşlar ikisi de çoğul için kullanılır ama aralardaki temel fark tanımlık derside değindik ama tekrar ediyorum le belirlenmiş isimler için kullanılır. L yani sayı olarak belli ama D sayı olarak belirlenmemiş isimler için kullanılmaktadır. İşte arkadaşlar alıştırmalara geldik. Aşağıdaki isimlerin çoğullarını yazınız. Bakalım. Enami bir arkadaş. Bunu nasıl çoğul haline getiririz? Hatırlayın ilk kuralımız en temel. Evet, isimlerin sonuna S getirilerek yapılır. D zami deriz. Çoğul belirlenmemiş arkadaşlar dedik. İsterseniz de L zami diye de diyebilirsiniz. La fleur. Evet. Aynı şekil sadece S getirilerek çoğul haline getiririz. Une clé bir anahtar. La fleur çiçek anlamına gelir. Une clé bir anahtar. Nasıl çoğul haline getiririz? Aynı en basit şekil isimlerin sonunda S harfi getirilerek yapılır. Une clé de clé. D çoğul tanımlı kullanılır. Kle sadece S getirilerek yapılmaktadır. Yukarıda da bakalım mesela la fleur bir çiçek le fleur deriz. Çoğul haline getirmek için sadece isimlerin sonuna S harfi getirdik ve burada
L tanımlı kullandık. Yukarıda dediğim gibi ister çoğul için D tanımlı kullanabiliriz, L tanımlı de kullanabiliriz. Fark etmez. Ama anlam olarak bu ufak değişiklikler oluyor. D dediğimiz zaman mesela D zami arkadaşlar anlamına gelir ama sayı olarak belli değil. Ama L fleur çiçekler dediğimiz zaman bu L bu sayı belirlenmiş olduğunu varsaymış olur. Le journal, evet onun kuralı da gördük. O, U, X getiririz dedik arkadaşlar. Le journal, le journal deriz. Bu şekilde çoğul tanımlı getirdik. Le belirlenmiş sayı. Journal bu şekilde çoğul haline getirdik. Devam ediyoruz. Un bateau, bir gemi. Evet, bunu kuralda da gördük. Dedik ki A, U ile biten isimler sadece X getirilerek çoğul haline kavuşmuş olurlar. D, ba, tu, D kullandık. Çoğul belirlenmiş sayılar olarak kullandık. İsterseniz L, ba, tu de diyebilirsiniz. Son kısım le, ta. Evet, hatırlayın arkadaşlar. Evet, istisna durumu olduğu için aynı şekilde yazılır. Yalnız tanımlı istisna söz konusu değil. Onun çoğulu da yazılır. Le, ta deriz. Çoğul tanımlık burada ama ta aynı şekilde kaldı. Evet, bu şekilde arkadaşlar dersimizin sonuna geliyoruz. Umarım çok keyifli bir ders geçtiniz. Yine unutmayın arkadaşlar, geçmiş videolarımı tekrar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yine anlamadığınız sorular varsa hiçbir zaman çekinmeyin. Yorum kısımlar var. Yorum yazabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Yine bizim platformumuzda henüz abone olmayanlarla da abone olmalarını da tavsiye ediyorum. Sağlıkta kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.